Çekiyorum hocam. Teşekkür ederiz efendim. Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Size ve heyetinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Cumhuriyet Bayramı'nda şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlik için tekrar teşekkür etmek isterim. Ayrıca yakın zamanda yapılan yerel seçimler dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tebriklerimi iletmek isterim. Seçim sonuçları hayırlı olsun. Bildiğiniz üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bizim için her zaman çok özel, ayrı bir yeri vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun tanınmış, saygın bir üyesi haline gelmesi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Kıbrıs meselesinde Sayın Ersin Tatar'ın 2021 Nisan ayında ortaya koyduğu vizyonu desteklediğimizi tekrar ifade etmek isterim. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının, yani egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin ardından iki devletin müzakerelere başlayabileceğini savunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde yaptığı güçlü çağrının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlendirilmesi daha da kolaylaşacaktır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğünü parlamenter toplantılar bağlamında da arttırmaya gayret gösteriyoruz. Cumhuriyet Meclisi'nin uluslararası parlamenter platformlarda bulduğu zeminin daha da geliştirilerek Kıbrıs davasının anlatılması için parlamenter diplomasinin bütün imkanlarının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet Meclisi'nin Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği ve parlamentolar arası birlik gibi uluslararası platformların çalışmalarına katılması son derece de önemlidir. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesinin çok önemli bir adım olduğunu ifade etmek isterim. Bu karar Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile ilişkilerinizin geliştirilmesi için önemli bir başlangıçtır. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkbay'a katılımını da kuvvetle destekliyoruz. Türkbay Genel Kurulu 23-25 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Bu bizim de takip edeceğimiz çok önemli bir gündem maddesi olacaktır bu toplantıda. Gözlemci üyelik için başvurunuzu yaptığınızı biliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki bu önemli adımdan sonra Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ne de daha güçlü bir şekilde entegre olması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet Meclisi'nizde Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan parlamentolar arası dostluk grupları oluşturmuş olmasının Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği ile birlikte yerinde bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu toplantı vesilesiyle anılan ülkelerin parlamenterleriyle temas imkanı bulabileceğinizi de burada düşünüyorum. Bizler de hem bu temasların arttırılması hem de bu ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile karşılıklı dostluk gruplarının oluşturulması yönünde telkinlerde bulunuyoruz. Böylece sizlerin gayretlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bir yandan da muhataplarımızla yaptığımız bütün görüşmelerde çözüm için iyi niyetli ve yapıcı bir tutum sergileyen Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık ve hukuk dışı kısıtlamaların, ambargoların işaret ediyoruz. Bunların sona erdirilmesi için gayret göstermelerini, destek vermelerini talep ediyoruz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri hususunda onlara telkinlerde bulunuyoruz. Bütün bunları yaparken bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasındaki
işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu işbirliği ve dayanışmamız daha da ileriye götürüleceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Zat halinizin Kıbrıs Türk halkına ve milli davamız olan Kıbrıs meselesine olan duyarlılığını da çok yakından takip ediyoruz ve biliyoruz ve sizlere teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Meclisimize yapmış olduğunuz katkıları da ayrıca önemsiyoruz ve onlardan dolayı da yine teşekkür ediyoruz. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zaten çok derin ilişkiler vardır. Kıbrıs meselesi bizim milli davamız var, davamızdır. Bir de Mavi Vatan üzerinde şu anda müştereken milli bir dava daha da genişlemiştir Doğu Akdeniz bölgesinde. Bunlar ancak Türkiye ile birlikte yürütülebilir. Özne milli davadır. Sadece Kıbrıs Türk halkı değildir, sadece Türkiye değildir. Türk milleti ile birlikte, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek hareketiyle bu meseleler yürütülebilir. Türkiye'siz zaten asla olmaz. Çünkü dünyayı görüyoruz, adaletsiz bir dünya vardır ve kendimiz güçlü olursak ancak hakkımızı koruyabiliriz, hakkımızın peşine düşebiliriz. Adaletin tecelli etmesi için isteklerimizi daha ileriye taşıyabiliriz. Çünkü acımasız bir dünya da vardır maalesef. Ama Türk milleti güçlü olursa, Türkiye güçlü olursa, Kıbrıs Türk halkı da bundan mutlaka fayda elde eder ve biz deriz ki bizim milletimiz güçlüdür, devletimiz güçlüdür. Ve Türk ordusu Kıbrıs'tadır, güvence altındayız, özgürlüğümüz tamamdır, güvenliğimiz tamamdır. Devlet olmak herkese nasip değildir ama Kıbrıs Türk halkı bugün devlet sahibidir. Bu çok önemli bir olaydır. Devletten vazgeçmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın 20 Eylül'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyınız, Kıbrıs Türk halkına yeteri kadar zulüm yaptınız, bu ambargolardan, izolasyonlardan vazgeçiniz şeklindeki çağrısını da yürekten alkışlıyoruz. Daha sonra da Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal ismiyle üye olması da çok büyük bir gelişme olmuştur. Ve bundan geriye dönüş de mümkün değildir. Artık ileriye bakacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet varlığını eğer Rum tarafı kabul ederse belki iki devletli, iki egemenliğe dayalı bir çözüm arayışı yine olabilir. Eğer bunları kabul etmezse yok garantiler kalksın, biz devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti sahte devlettir gibi yaklaşımlarını devam ettirirlerse Rumlarla bir ortaklık söz konusu olması zaten mümkün değildir. Onlar Kıbrıs'ı hep Girit adası yapma peşinde olmuşlardır. Ama Kıbrıs artık Girit olamaz. İki komşu devlet olarak Kıbrıs'ta yan yana yaşayabiliriz ve gelecekte daha büyük işler de yapabiliriz. Bunun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam edecektir.